Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. İman getirenler, özünüzü ve ailenizi cehennem azabından koruyun. Aile dedikte nezarda tutulan kardeşler insanın hayat yoldaşıdır. İnsanın övladlarıdır. Hatta valideynler bile aileye daxildir. Bu onu gösterir ki, Müslüman iman ettikten sonra sadece ve sadece öz nefsini ıslah etmeyle kifayetlenmemelidir. Sorumlu olduğu şahslerde, sorumlu olduğu şahslere de bildiği hakikatleri, doğru inancıları öğretmelidir. Ve eksi takdirde eğer mesuliyetini, sorumluluğunu taşıdığı insanlara hakikati öğretmekte sehlenkarlık ederse kıyamet günü bunun buna göre hesaba çekilecek. Aile değerleri kardeşler çok önemlidir. Bir insanın aile değerleri çok önemlidir. Zövcenle senin aranda olan samimiyet, böyle baksan görersen ki başka hiç kesinden yoktur. Ve birbirlerinizin sırrını bilirsiniz, birbirlerinize güvenirsiniz, birbirlerinizi koruyorsunuz, birbirlerinize ihtimam gösterirsiniz ve bu talep edilir ki aynı zamanda dini meselelerde de rol oynayan. Ve esil odur ki, dini meselelerde ilk önce rol oynayan. Sehlenkarlık olunmayan. Ve evladlar insanın bu hayatta sahip olduğu en değerli şeylerinden biridir. Ve senden bir parça. Sen valideyninden bir parçasan. Valideyninden bir hissesen. Ve bizim hakiki ailemize olan sevgi, onları cehenneme aparan yoldan çekindirmekte yekunlaşmaktadır. Cennete aparan yolda gitmelerine yardım etmemizdedir. Hakiki sevgi kaynağı bunun üzerindedir. Dünya hamımız için müvakkatidir kardeşler. Bugün varız, sabah yok. Akşama kimin çatacağını Allah'tan başka kimse bilmir. Ha böyle, bayrama çatacak mı, çatmayacak mı? Yeganı Allah bilir. Bir nefestir, bir ruhtur. Ölüm ve hayat arasında kısa bir müddet var. Hiç kes bu hayatta bagi değil. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her bir canlı ölümü dolacaktır. Ve bu fani dünyada, bu geçici dünyada İnsan sadece ailesinin sorumlu olduğu kişilerin yemesiyle, içmesiyle, paltarıyla, böyle şeylerle kifayetlenmesi yetmez. Müslüman için ebedi olan ahiret çok önemlidir. Zövceye, övlada, valideyne, aile üzvlerine bir insanın en çok təsir edəcəyi nöqtə onun əxlaqıdır. Onun tərbiyəsidir, qardaşlar. Və çalışın zövcəyə, valideynlərə, övladlara örnək olaraq İslamı sevdirin. Örnək olaraq İslamı sevdirin. Əgər sən fəcir namazına yatsan, sən zövcənə namazın əhəmiyyətindən danışmaq məsələsində dilin yanında gödək olacaq. Sən valideynin üstüne qışqırsan, dinləməsən, valideyninə karşı saygısızlık eləsən, sabah bürsün sən imandan, takvadan, əxlaqdan danışsan yer olmayacaq. Sən övladının tərbiyəsini ihmal eləsən, övladına baxmağı ihmal eləsən, onda sabah bürsün gün sən sorumluluqdan danışa bilməyəcəksən.
Tabii ki hidayet bizim elimizde değil. Biz dindarıksa mütlekte onlar da dindar olacak diye böyle bir kayda değil. İstisnavi şeyler var. Bazen insan olabilsin elinden geleni eliyir. Ahlakı, terbiyesi, imanı, takvası, hatta en numune insandır zövcesinin yanında. Ama zövcesi terbiyesizdir, ahlaksızdır, imansızdır, dinsizdir. Bu şeyler olabilir. Olabilsin ki kişi en örneği insandır. Ama övladları zayıdır. Veya da valideynleri zayıdır. Olabilir kardeşler. Peygamberlerin bile başına gelir. Lut aleyhisselamın zövcesi salihe zövce olmayıp. Nuh aleyhisselamın oğlu atasının dininde olmayıp. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emsi onu büyüden insan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinini kabul edemeyip. Bu şeyler olabilir istisnavi anlar. Çünkü hidayet Allah'ın elindedir. Biz istediğimizi hidayet eliyek veya hutta biz böyle olsa muhakkak karşı taraf düzelecek. Böyle bir kayda yoktur. Hidayet Allah'ın elindedir. Bizim dövrümüzde üzerimize düşen mesuliyet nedir? Onlara numune olmakla, ahlakla, terbiye ile biz onları davet edebilir. Onların islahı için elimizden gelen edebilir. Hatta ahirette sorumlu olmuyor. Hatta sevdiklerimizle ahirette bir yerde olabilir diye. Eğer Allah'ın izniyle ailemiz de aynı güzel dinde, orta dinde, adaletli dinde giderekse bu dünyada cem olduğumuz tüm ailemiz ve ahirette de cem olacak. Onlarla da bir yerde olacak. Gerçek sevgi hemşelik bir yerde olmağı arzulamaktır. Her zaman bir yerde olmağı arzulamaktır. Sadece bu geçici dünyada değil. Allah Azze ve Celle kardeşler bizi, evlatlarımızı, zövcelerimizi, valideynlerimizi, ailelerimizi dinde sabit eylesin. Amin. Ve üzerimizde sorumluluğu olan herkesin hakkını ödemeyi Allah Teala bizlere kömek eylesin. Amin. Ve Allah Azze ve Celle en güzel şekilde onun rızası için numune zirvesine çatan bendelerinden eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. O berik ala nebine Muhammed. Allah razı olsun.